Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. 3-4-5 denemelerinden sağlam bir katlama sorusu çözeceğiz. Aynı zamanda bir sınav sorusunun benzeri bu soru. Ve bu soruyu barıştıran matematik alanına sahip Barış hocama da bir pas olarak gönderiyorum. Kendisinden de bir soru bekliyorum. O halde soruya geçelim. İkizkenar üçgen biçimindeki özdeş iki havlu bir askılığa şekildeki gibi asıldığında arkadaki havlunun tepe noktası tabanı üzerine gelirken öndeki havlunun tepe noktasının tabanına uzaklığı 2 birimdir. Yani şurası arkadaşlar 2 birimmiş. Katlama çizgisine uzaklığı 6 birim olmakta. Ve onu da gösterelim. Burası da 6 birimmiş. Her iki havlunun katlama çizgileri tabanlarına paralel ve arkadaki havlunun katlama çizgisi öndeki havlunun katlama çizgisinden 2 birim uzundur demiş. Buna göre arkadaki havlunun şekilde görünen turuncu bölümünün alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar soruya nasıl başlayacağız? Bir kere katlama olduğuna göre her ikisinde de geriye doğru açıp orijinal hale dönüştüreceğiz. Ve hemen ben birincisinden başlıyorum. Şöyle geriye doğru açtım. Sonra şu uzunluğu da uzattım. Diğerinde de açma işlemi yapıyorum. Evet, aynen böyle. Şimdi değerleri üzerine gösteriyorum. Burası 2, 6, 6. Toplamda yükseklik ne oldu bakın ikizkenar üçgenin? 6, 6, 12, 14 oldu arkadaşlar. İkinci şekilde hemen yüksekliğimizi gösterelim. Bunlar özdeş olduklarına göre ne olacak? 7'ye 7 toplam 14 olduğu için 7, 7 ayrılacak. Başka ne vermişti bize? Katlama çizgileriyle ilgili. Biri diğerinden 2 birim uzunmuş arkadaşlar. Ben şuna x dersem eğer diğer katlamada ne olacak? X artı 2'ye eşit olacak. Ve bunlar tabanlarına paralel. O paralellikleri de gösterdiğimizde evet benzerlik arkadaşlar. Ama öncesinde şu ikinci şekle bakıyorum. Tepe noktası tabanı üzerine geldiğini söylemişti. O zaman buradaki katlama çizgisinin ne olması gerekli? Orta taban olması gerekli. Değil mi arkadaşlar? Şu parçalar zaten birbirlerine eşit 7'ye 7 olduğunda göstermiştim. Ve x artı 2 ise katlama çizgisi. Taban da bunun 2 katı 2x artı 4'e eşit olur. Özdeş havlular diğerinde tabanı 2x artı 4 olacak. Artık benzerle yapabiliriz. Kolların oranı paralellerin oranına eşittir diyeceğim. 6'ya toplamda bakın 14 oluyor. Sadeleştirirsek buradan 3'e 7 benzerliği ve paraleller x'e 2x artı 4 dedim. İçler dışlar 6x artı 12 eşittir 7x. X de buradan 12 geldi. Peki bizden neyi istemişti? Bizden şu turuncu bölgenin alanını istemişti. Arkadaşlar burada tabanı bulduk bakın. X 12, 2 daha 14. Taban 14. Yüksekliğimiz zaten belliydi. 7 idi. O halde alan da taban çarpı yükseklik bölü 2 dediğimizde 7 çarpı 7'den 49 olur. Doğru cevap da B şıkkı bulunur. Gerçekten çok güzel bir soru. Şöyle bir yıldız koyalım. Yıldızlı sorular içerisine alıyorum bu soruyu da arkadaşlar. Hem katlamanın hem de benzerliğin kullanıldığı çok güzel bir soru.